Ben Bayburt'tan Ömer Pekdemir. Bayburt'a sevgiler olsun Ömer Bey. Merhaba. Dinliyoruz. İstanbul'dayım. Benim eşim. Evet. Bizden rahatsızlığı var. Gezemiyoruz mesela. İki adım giremiyor. Evet. Geçen sene bu Medikal Hastanesi'nde anji yaptırdım. Siket evet. taktılar. Evet. Şimdi kontrola getirdim. Mesela dedi ki bir anji daha yapacağız. Anladın? Evet. Duyuyoruz. Şimdi evet. Bir fıtığım ben. Olabilir mi bu gezme? Gezme bezliğime. İki adım gidiyor. Nefes duruyor. Şimdi bel fıtığında kanal darlığı dediğimiz hadiselerde birkaç adım sonra hasta durup oturma ihtiyacı hisseder, çökme ihtiyacı, çömelme ihtiyacı hisseder. Bacaklarında ağrılar olur. Aslında iki büklüm olduğu zaman, öne doğru eğildiği zaman biraz daha rahat ettiğini evet, söyler. Evet, böyle ezilme yapıyoruz. Evet, yani bunlar kanal darlığı dediğimiz durumlarda söz konusudur. Muhtemelen hastanızda böyle bir durum olabilir. Böyle bakılıp, muayene edilip tetkiklerinin yapılması lazım. Yani bu anju, doktor anju önerdi bir daha. Falan şimdi kalple ilgili sorunlar falan. Ayrı ama benim bahsettiğim hani belle tamam ilgili işte, ağrıları ben oluyorsa. Ben sizin bel fıtığından dolayı. Bende bel fıtığı onda var. Anladım. İşte bu kanal darlığı oluşturan nedenlerde hani böyle bir problem söz konusu olabilir. Onun bakılması lazım, incelenmesi lazım. Hangi hastaneye gelebiliriz? Gelebilirsiniz yani. Türkiye'deki bütün hastaneler evet. bizlere hizmet veriyor efendim. Siz en yakın sağlık baktırmayı için hangi hastaneye gelebiliriz? Beyinle ilgili. Biz yardımcı olmaya çalışalım. Aslında devam ettiğiniz sağlık kuruluşu da olabilir. Tabii ki. Değerli hocam da size yardımcı olabilir. İletişim numaranızı bırakırsanız biz de destek olmaya çalışırız. Sağlıklı günler diliyoruz efendim. Sağ olun.